Anneler Günü için hala aradığı hediyeyi bulamamış olanlar, bu haberimiz tam size göre. Dünyanın en leziz hediyesine kendi emeğinizi katmak isterseniz bizi dikkatle izlemeye devam edin. Dünyanın en güzel kokusunu takip ederek kendimizi Şirin Çikolata Dükkanı'nın önünde bulduk. Şimdi sizlere lezzetli bir Sevgililer Günü hediyesi hazırlayacağız. Gibi kokuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Selçuk Bayiç. Selçuk Bayiç, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Selçuk Bey, çikolataya olan merakınız nasıl başladı? Seviyor musunuz? Evet, çok seviyorum çikolatayı. Çikolata yemekten çok keyif alıyorum. Çikolataya olan merakım aslında bir Avrupa gezisinde karşılaştığım butik çikolatacılarla beraber başladı. Türkiye'ye döndükten sonra ben bu işi yapmam gerekiyor diye düşündüm ve yaklaşık olarak 4 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince el yapımı çikolata yapmaya çalışıyoruz. Kaç çeşit çikolata var? Aromaları neye göre değişiyor? Yaklaşık olarak 35-40 çeşit çikolata yapıyoruz. Çikolatanın kendi kimyası açısından baktığımızda 4 çeşit çikolata var. Beyaz çikolata, sütlü çikolata, bitter çikolata ve ruby çikolata diye yeni bir 4. nesil çikolata var. O da şurada görmüş olduğunuz pembemsi renge sahip olan çikolatalardır. Görsel olarak da çok güzel duruyor. Evet, görsel olarak da çok güzeller. En çok tercih edilen çikolata hangisi? Müşterileriniz en çok hangisini beğeniyor? En çok tercih edilen çikolatalarımız, sade çikolatalarımız ve fındıklı çikolatalarımız daha çok tercih ediliyor. En çok yaptığımız çikolatalardan bir tanesi. Bir de dökme olarak ifade etmiş olduğumuz, şu görmüş olduğunuz el yapımı çikolatalar. İçlerinde fındıklı, onların da fıstık, fındık oluyor. Aynen çok öyle. Gerçekten. Bunları daha çok tercih ediyorlar. Çikolataların püf noktası var mı? İyi çikolatayı nasıl anlarız? Yani iyi çikolata aslında yedikten sonra bizde bırakacağı etki birazcık, damakta bırakacağı etki çok önemli. Zaten yerken acılığını hissediyorsanız o çikolata muhtemelen iyi bir çikolata değildir. Evde de kolaylıkla yapabilir miyiz çikolata? Evet, evde zaten bizim yola çıkış noktamız bu zaten. Evde çikolata yapabilecek bir kıvamda mutfağımız var. Yani burada endüstriyel anlamda biz burada aylık atıyorum 300-500 kilo çikolata satamayız. Çünkü öyle bir kapasitemiz yok. Biz aslında hemen hemen kendi evimizde, mutfağımızda yapabileceğimiz ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Çikolatalar kokusu ve tadı dışında ismi bile insana mutluluk veriyor. Sevgililer gününde sevgilimize nasıl çikolatalar hediye etmeliyiz? Ya sevgililer gününde daha çok böyle renkli ve içerisinde insanı mutlu edecek aromaların olmuş olduğu, dolguların olmuş olduğu çikolatalar tercih edersek aslında daha güzel olabilir. Çikolata dolabını açtığımız gibi böyle o kadar güzel bir koku geldi ki burnuma şu an kendimden geçtim. Çok güzel bir kutu hazırlayacağız şimdi. Başlayalım Selçuk Bey. Müşterilerinizle fikir alışverişinde bulunur musunuz? Tabii sizin seçeceğiniz çikolataları daha çok biz de tavsiye ederek müşterilerimize yön vermeye çalışıyoruz. Şu yeni nesil çikolatalardan koymak isterim. Neyli bunlar? Bunun içerisinde frambuaz ve yaban mersini var. Gerçek meyveler kullanıyoruz. Ve gerçekten çok güzel bir lezzeti var. Zaten çikolatanın kendi kimyası itibariyle de meyvemsi bir tadı var. Ve ikisi birlikte güzel bir lezzet oluşturuyor şöyle. Güzel, içerisine. Tadı da harika. Bu çikolataların da çekti. Çok güzel, aynı bir dondurma gibi. Tabii bunlar paketimize sığmayacak. Fakat sizin de böyle çok beğendiğiniz şekiller olursa ufak bir paket hazırlatabilirsiniz. Tabii, hazırlayabiliyoruz. Buyurun Selçuk Bey lütfen. Onun dışında acı biber severler için biberli çikolatamız var. Kendi el yapımı biberimizle beraber. İçinde neler var? Bunun içerisinde bitter çikolata ve biberli bir dolgu var. Bizim kendi hazırlamış olduğumuz biberli bir dolgu var. Yedikten sonra acısı çok geriden hafif hafif gelen bir acısı var. Acı severler için gerçekten güzel bir tavsiyedir. Şöyle bir kutu hazırlayabiliriz. Tabii bu kutunun ömrü ne kadar derseniz bana, bu kutuyu zaten
bir kadına hediye edecek olursanız zaten en fazla 30 dakika içerisinde bitecektir. Onun yüzden çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Hediye edilirse zaten kısa sürede tüketilebilecek bir kutu. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen sıcak çikolata tarifini de almak istiyorum sizden. Tamam. İsterseniz oraya geçelim. Şimdi Selçuk Bey bizler için hepimizin bildiği sıcak çikolata yapacak. Bir diğeri de Ruby ile biraz farklı olan sıcak çikolata yapacak. Başlayalım. Evet, ikisi için de püf noktasını veriyorum. Orijinal Belçika çikolatası ve taze süt kullanıyorsunuz. Eritme çikolatamızdan şöyle bir 50 gram kadar. Çok yoğun bir şekilde o çikolata tadını alabiliyorum. Kesinlikle. Kokusundan bile anlamak mümkün bence. Evet. Ruby ile yapılan sıcak çikolataya geçelim hemen. Onu da merak ediyorum. Bu Ruby'leri her yerde bulabilir miyiz? Evde de çünkü yapımı oldukça basit olacaktır. Evet. Her yerde bulabileceğiniz büyük marketlerden bulabilirsiniz. Büyük zincir marketlerde genelde olabiliyor. Ya da internetten satın alabilirsiniz. Çilekli. Evet, çilekliymiş gibi bir tadı var. Evet. Hafif farklı bir aromaya sahip. Çok teşekkür ediyorum. Sıcak çikolatanın da tarifini aldık. Gözle görülür bir şekilde nasıl yapılıyor. Oldukça basit. Ruby'den alıp siz de evinizde yapabilirsiniz. Selçuk Bey'in de dediği gibi marketlerde bulabilirmişiz. Siz de sevdiklerinize sevgililer gününde hem göze hem damağa hitap eden çikolata hediye edebilirsiniz. En hızlı tebessümün kaynağı çikolata, son moda tüm hızıyla devam ediyor.